kulunu o meleğe havale eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbi bedeniyle hazır olmayan kulun namazını Allah kabul etmez. İmam Seccad aleyhisselam namaz kılarken abası omuzlarından düştü ama onu düzeltmedi. Bunun nedenini soran birine şöyle buyurdu. Eyvahlar olsun sana! Kimin huzurunda olduğumu bilmiyor musun? Kulun namazının teveccühle kıldığı miktarı kabul edilir. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz bitkinlik ve uyuklar bir halde namaza durmasın ve kendisini de düşünmesin. Zira aziz ve celil olan Allah'ın huzurundasınız. Kulun namazdan sadece kalbi teveccüh ile kıldığı miktarı nasibidir. İmam Sadık aleyhisselam, her kim namaz kılar, namazına bakar, kendi kendine konuşmaz, hata ve gaflet etmezse Allah da ona nazar eder. Bazen namazın yarısı veya üçte biri veya dörtte biri veya beşte biri Allah'ın dergahına yükselir. Müstehap olan namazlar yani nafileler farz namazlardan kabul edilmeyen miktarı tamamlansın ve telafi etsin diye emredilmiştir, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazen kul namaz kılar ama namazının altıda biri veya onda biri onun için yazılmaz. Sadece namazının marifet ve teveccühle kıldığı miktarı hesaba katılır. Allah'ın zatına teveccüh edene teveccüh etmesi hususunda Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Namaza durunca kalbinle Allah'a yönel ki o da sana yönelsin. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden mümin birinin farz namaza durunca kalbiyle Allah'a teveccüh etmesini ve kalbini dünya işlerinden biriyle meşgul etmemesini severim. Zira mümin namazda kalbiyle Allah'a teveccüh edince Allah da ona teveccüh eder. Aziz ve celil olan Allah onu sevdikten sonra müminlerin kalplerinin muhabbetini de ona yöneltir. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Kul namaza durunca aziz ve celil olan Allah ona teveccüh eder ve sürekli ona yönelir. Kul üç defa oraya buraya bakmadıkça sürekli ona nazar eder. Kul üç defa herhangi bir yere bakınca da Allah ondan yüz çevirir. Yine İmam Cafer aleyhisselam şöyle buyurdu. Kul namaz için tekbiretül ihram getirince Allah ona teveccüh eder ve Kur'an'dan ağzından çıkan her şeyi tutsun diye bir melek tayin eder. Kul yüz çevirince Allah da ondan yüz çevirir ve onu o meleğe havale eder.